Ben sallantıyla uyandım. Daha sonra kızım anne diye bağırdı. Onun yanına koştum. Kapıda dolap üstüne düşüyormuş uçlar falan. Anne diye bağırdı. Koştum hemen orada birbirimize sarıldık. Oğlum geldi. Bu arada oğlum kızım üçümüz yaşıyorduk evde. Oğlum da geldi. Üçümüz birbirimize sarıldık. Sallantı çok uzun sürdü, durmuyor. Daha sonra çok hızlanmaya başladı. Sanki yıkılacaktı bir anda böyle. Üçümüz sarıldık, ağladık, ağladık. Daha sonra sallantı kesilince dışarıya kaçtık. Hemen ceket giyip dışarıda gezdik işte, İskenderun'dayız. Ondan sonra hep yollar hep çatlamıştı, her yer. Bizim apartmana da böyle bir yarık girmişti, çatlak. Çok kötüydü yani, dışarıda da çok soğuktu, yağmur yağıyordu. Öyle daha sonra 2 gün ablamın kızının şey arabasında kaldık. Üşüye üşüye orada geceyi geçirdik. Daha sonra 2 gün trene gittik, trende yattık. Daha sonra oğlum dedik anne İzmir'e gidelim. İzmir'e geldik trenle. Daha sonra kızım buraya gelince AFAD'ı aradı. Biz de dışarıda kaldık, bize yardım edin. Onlar da bizi buraya yerleştirdiler. Bundan sonra hiçbir şey düşünemiyorum, bilmiyorum. Gider miyim, burada mı kalırım, hiçbir şey bilmiyorum. Evet, evim orada, eşyalarım orada mesela. Eşyalarım orada. Bilmiyorum burada bizi ne kadar süre tutarlar, hiç bilgim yok. Böyle çaresizlik içinde bekliyoruz işte. Kahramanmaraş 12 Şubat mahallesinden geldik. 12 Şubat'a bağlı bir köyde oturuyorduk, Kale mahallesinde. Deprem bizim için ansızın gelen bir şeydi, felaketti. Hatta birçokumuz dedik ki kıyamet gelmiş. Azrail yakamıza yapışmış dedik artık. Ölülerimiz var. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Evlerimiz oturacak durumda değil. Hala sallantılar devam ediyor. Sürekli haber alıyoruz. Lakin bize bir can verildi. Nefes çıkana kadar devam edeceğiz. Tekstil fabrikasında çalışıyordum. Gece saat 1'de eve geldim. 4-12 var diyesinde. O gün çok güzel bir kar yağıyordu. Yağmurla karışıktı ama kar çok tane taneydi. Böyle seçilebiliyordu. Dedim bir çay demleyeyim, içeyim. Sobamızı yaktık, evimizde oturuyorduk. Çocukları sevdik, biraz uyuttuk onları. Saat 4:17'de deprem başladı. Benim çocuklarım uyuduğu için önce ikisini götürdüm. Eşim hamileydi. Onu da sonrasında kızımla bir götürmek zorunda kaldım. Peki siz uyanık mıydınız o Ben o sırada? sırada uyanıktım. Bize bir mucize bu, o saatte uyanık olmamda. Çünkü işten gelen adam yorgun olur, uyku küçük ölümdür. Allah'ın bize bir mucize verdi, biz evimizden çıkabildik o şekilde. Bizi sarsan o ilk deprem olmadı. Kimse söylemiyor. 4:17'de deprem oldu, biz aşağıya indik. 4:23'te tekrar ikinci deprem, daha büyüktü. Bizim zaten evlerin çatlama, camların patlama. Artçılarla oldu. Ha, daha büyük bir deprem vardı. 4:23'teki depremden kimse bahsetmiyor ve ayakta duramıyorduk biz orada. Ama demek ki ne, biz bir yerlerde hata yapmışız diyorum. Allah'ım bize bunu nasip eyledi. Hani felaket olaraktan çocuklarım da şöyle korkutmadım. Ben kucağımda götürdüm, aşağıda komşumun arabasına yerleştirdim. Baba nereye gidiyoruz diyerekten uyandılar. Uyurken yakalandıkları için çok şükür korkuyu yaşamadı. Korkuyu eşimle ben yaşadım. Yani o korku gerçekten anlatılacak bir korku değil. Allah'ım kimsenin başına getirmesin. Kimseye de böyle bir şeyle karşı karşıya koymasın. Şimdi devlet orası için ne düşünecek bilmiyorum. Tamamen yıkılacağını söylüyorlar. İzmir'e geldim. 3 çocuğum var. Eşim yine hamile. 1 ay içinde çocuğumuz olacak inşallah. Burada kalmayı planlıyorum. Ev arıyorum bir yandan iş arıyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Çalışmak zorundayız. İnşallah devletimiz bizi görür. Bize bir el atar. Hani buradaki ben 15 aile olarak buradayım. Akrabalarımdan 15 aile. Hiçbirinin evine girileceği yok. Hiçbirinin cebinde de kuruşu yok.